doğurganlık çağındaki kadınların ortalama %10'unda görülen çikolata kisti ile ilgili çok fazla soru var. Bu videoda çikolata kisti ile ilgili sizden gelen soruları cevaplamaya çalışacağım. Çikolata kisti rahim iç dokusu endometriumun yumurtalıklarda bulunarak orada kistik bir alana dönüşmesi, bir kistik alan oluşturmasına çikolata kisti diyoruz. Peki neden çikolata kisti diyoruz? Bu kistin çikolatayla alakası ne? Çünkü kistin içindeki sıvı açtığımızda, kist açıldığında akan sıvı gerçekten böyle erimiş bir çikolata kıvamında rengi ve kıvamı aynı erimiş bir çikolatayı andırdığı için de bunu çikolata kisti olarak isimlendiriyoruz. Yani çikolatayla bir alakası yok. Çikolata kisti büyüklüğüne ve beraberinde başka bir problemin olup olmamasına bağlı belirtiler gösterir. Yaklaşık 5 santimin üzerinde bir büyüklüğe ulaştığında genellikle kasıklarda ağrıya neden olur. Bulunduğu yere göre sağ yumurtalıktaysa sağ kasıkta, soldaysa sol kasıkta ağrılara yol açabilir. Yani kist büyüyüp de kapladığı alan genişledikçe çevre dokuları da yaptığı basılarla beraber ağrı şikayetleri, sık tuvalete gitme, adet sırasında ağrı, Bel ağrısı, ilişki sırasında ağrı gibi bir takım semptomlara yol açabilir. Çikolata kisti ile beraber endometriozis dediğimiz karın iç zarında gene endometrium odakları varsa bu yapışıklıklar yapacağı için eğer bu yapışıklıklarla organlar o serbest halinden özellikle tubalar, yumurtalıklar, bağırsaklar serbest halinden daha rijit hale geldi ve yapışıklıklar oluştuysa şikayetleri daha şiddetli hale getirir. Tedavisi var ama ne zaman tedavi edeceğiz? Bunu da aydınlatmak lazım. Herhangi bir semptoma yol açmıyorsa ve 5 santimin altındaysa biz genellikle çikolata kistlerine bir şey yapmıyoruz. Kadın düzenli adet görüyorsa, infertiliteyle, gebelikle ilgili herhangi bir sıkıntısı yoksa ve az önce saydığımız şikayetlerden herhangi bir tanesi yoksa bununla ilgili herhangi bir şey yapmıyoruz. Bir şey yapmıyoruz diyorum çünkü medikal bir tedavisi yok sadece belki yumurtalıkların çalışmasını engelleyerek büyümeyi engelleyebiliriz diye kişinin durumuna göre doğum kontrol hapları verebiliriz. Bir takım semptomları ağrı semptomlarını geriletmek için kullandığımız hormon içerikli ilaçlar var. Ama asıl tedavisi yani kisti oradan yok etmenin asıl tedavisi cerrahi. Genellikle kapalı cerrahi ile laparoskopi ile kistin duvarı sıyrılarak yumurtalıktan alınıp çıkarılmasıyla kesin bir tedavi uygulamış oluyoruz. Ama dediğim gibi eğer semptomlara yol açmıyorsa ve 5 santimden daha küçükse cerrahiye de ihtiyaç duymuyoruz. Biz cerrahi olarak kisti çıkardıysak Tekrar olabilir mi? Evet olabilir. İşte biz bir yumurtalıktan çıkarttık. Bir süre sonra diğer yumurtalıkta da olabilir. Aynı yumurtalıkta da olabilir. Bazen kisti tamamen çıkarmak Kistin duvarını tamamen çıkarmak mümkün olmayabiliyor. Kistin içi boşaltılıyor. Böyle durumlarda da kistin tekrarlama ihtimali artıyor. Çikolata kisti tek başına hamileliğe engel olmaz ama beraberinde endometriozis varsa, tüplerde tıkanıklıklar varsa hamileliğe engel olur. Bazı çalışmalara göre de endometriozisin varlığı embriyonun implantasyonuna yani rahme yerleşmesine Engel olduğuna dair çalışmalar var. Böyle bakarsak da bir şekilde de hamileliği zorlaştırdığını söyleyebiliriz. Çikolata kistenin genetik geçiş gösterdiğine dair net bir çalışma, net bir veri yok. Ancak ben hep şunu savunuyorum. Burada da onu söyleyeceğim. Epigenetik faktörler annedeki nedenlerin kıza da aktarılabileceği epigenetik faktörlere dayanarak kabaca diyebiliriz ki annede vardı, kızda da görülme ihtimali artar. Kabaca diyebiliriz ama bir de şöyle bir şey var. Bunları söylemenin çok da bir anlamı yok. Çünkü biz bunu söylediğimizde bu sefer kız çocuğu şöyle diyor. Annemde bu vardı bende de olacak endişeleri yaşıyor onun için hani onda vardı bende ne olacak mantığı zaten çok doğru bir mantık değil olduğunda görmek ve olduğunda çözüm yolları üretmek lazım olmaması için ne yapacağız gen altını çiziyorum kadın sağlığıyla ilgili her şeyde altını çizdiğim gibi kadınlıkla ilgili varsa içsel çatışmalar bunları çözmek kadın sağlığını korumak anlamında son derece önemli yukarıda saydığım semptomlardan herhangi biri varsa Acaba çikolata kistim mi var diye doktora başvurmayın. Zaten bu şikayetleriniz varsa yani infertilite varsa zaten gideceksiniz o malum. Ama işte şiddetli kasık ağrıları, adet ağrıları, düzensiz kanamalar gibi şikayetleriniz varsa lütfen zaten gecikmeden bir kadın doğum uzmanına muayene olunuz. Sevgili kadın efendim. <laughs>